İstanbul bir milletvekili olarak İstanbul Milletvekili Sayın Kadir Öğüt. Buyurun Sayın Öğüt. Evet, Öğüt ve Öğüt. Buyurun. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekili arkadaşlarım. Öncelikle Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli aydınlardan birisi, ADD'nin kurucusu Muammer Aksoy hocamızın katledilişinin yıl dönümü bugün. Onu bu kürsüden anmak istedim. Onun anısı önünde saygıyla eğildiğimizi bir kere daha belirtmek istiyorum. Türkiye'de hakikaten şöyle gözümüzün önünden geçirdiğimiz zaman en önemli, Türkiye'ye en katkısı olacak aydınlar teker teker hunharca katledildi. Bu katledilenlerin de maalesef hiçbir şekilde failleri bulunamadı. Gerçek faili meçhullerleri burada tekrar anmak istiyorum. Bütün aydınlarımıza saygılarımı sunuyorum tekrar. Onları rahmetle de anıyorum. Değerli arkadaşlarım, az önce arkadaşımız konuştu. Özellikle İstanbul'da ve Ankara'da korsan taksi üzerinde çok ciddi bir spekülasyon var. Bu spekülasyonun bir kısmı ekonomik nedenlerden kaynaklanıyor. Bir kısmı da güvenlik güçlerinin yeteri kadar bu işe eğilmemesinden kaynaklanıyor. İktidarda olan, 10 yıldır iktidarda olan partiniz AKP'nin bu soruna bir türlü çözüm bulamaması, fakat taksici esnafı tarafından da Başbakanımız söz verdi, korsana hayır bantlarıyla her tarafı donatması çok ilginç bir hale geldi. Hakikaten daha önce Anakent Belediyesi'ni başkanlığını yapmış, 16 yıldır iktidar, Anakent'te iktidarda olan, 9 yıldır hükümette iktidarda olan bir hükümetin bu konudaki çözümsüzlüğünü taksici esnafımızın dikkatine tekrar sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün çok önemli bir gün. Bugün Türkiye ve İstanbul için Haydarpaşa Limanı'nın önemini bilmektesiniz. Haydarpaşa Garı'nın önemini bilmektesiniz. Haydarpaşa Garı adım adım devre dışı bırakılmasının bugün son günü. Son tren bu gece 22.30'da kalkıyor. Bugünden itibaren Haydarpaşa Garı fonksiyonundan tamamen çıkartılarak yeni fonksiyonuna doğru yol alacaktır. Organize operasyon 26 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP'li üyelerince garın otele dönüştürülmesi kararıyla bitmiştir. Haydarpaşa ve çevresi, gar, liman, geri saha, Kadıköy Meydanı ve çevresi plan içine alınmıştır. Değerli milletvekillerim, günde 15 bin yurttaşımızın yararlandığı bu Köseköy-Haydarpaşa garı arası bakım adı altında kapatılmaktadır. Bu halktan yararlanan öğrenci, işçi, memur ve yoksul vatandaşlarımızın en ekonomik ve güvenli yolu olan demir yoluna karşı iktidar maalesef karayoluna alternatif göstermektedir. Karayolu taşımacılığı zaten tıkalı hale gelen Ebeşi ve Tem yolunu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecek, yolcu güvenliğini hiçe sayacaktır. Bütün bilimsel araştırmalar şunu göstermiştir. Demiryolu taşımacılığı deprem anında en güvenilir taşımacılıktır. Büyük deprem riskinde olan İstanbul'un bu atar damarı kesilmekte gerek yol gerek lojistik taşımacılığı, gerek yolcu gerekse lojistik taşımacılığı sadece karayoluna terk edilmektedir. Karayolunun ne olduğunu dün ilk karda tıkanan yollardan İstanbul halini görerek anlayabiliriz. 1,5 milyon metrekare alanın 817 bin metrekaresi inşaata ayrılacaktır. İstanbul'un en son kalan yeşil alanı yoğun bir yapılaşmaya açılacak, otel ve ticaret merkezi haline gelecektir. Tarihi değerlerimize sahip çıktığını sürekli söyleyen iktidar, Haydarpaşa Garı'nın çatı tamirini bile bu işte tecrübesi olmayan bir firmaya vererek 120 yıllık tarihi binanın neredeyse yok olmasına neden olacaktı. Bina güvenilirliği ve yangın güvenliği alınmadığı için tuzlu suyla tarihi binanın ahşap ve beton kısımları büyük tahribata uğramıştır. Değerli arkadaşlarım, biz şunları söylüyoruz. Biz bu iyileştirmeye karşı değiliz. İstanbul'un bir banliyosu haline gelen Gebze ve Kocaeli'ne giden 20 bin
civarındaki işçi ve öğrencinin güvenli ucuz ulaşımdan yoksun kalmasını istemiyoruz. Dünyanın bütün metropollerinde, Paris'te, New York'ta olduğu gibi aktif olarak çalışan büyük garlar o kentin hafızasını oluşturmaktadır. Deprem anında en kolay ve güvenilir olan demiryolu ortadan kaldırılmaktadır. Anadolu'nun en ucak köşelerine giden yurttaşlarımızın elinden ucuz ve güvenilir yolculuk hakkı alınmakta. Yurttaşlarımız karayoluna güvenli ve pahalı yolculuğa mahkum edilip güvensiz ve pahalı yolculuğa mahkum edilmektedir. İstanbul'un her yerinde olduğu teşekkür ederim.